Nikah evlilik demek. Yani bir erkekle bir kadının ebedi bir şekilde birlikte olmaya karar vermeleri, birbirlerini eş olarak kabullenmeleri, şahitlerin huzurunda bunu deklare etmeleri evet. demek. Nişansa böyle bir yola gireceklerini, yani birbirleriyle evleneceklerini, evlendiklerini değil, evleneceklerini deklare etmeleri demek. İşte bir erkek filan kıza talip olur, evine gider. Ben sizin kızınızı almaya talibim. Onlar da biz de kızımızı size vermeye talibiz, uygun görüyoruz derler. Ama vermiş değillerdir. Evet. Delikanlı da kızı almış değildir, kız da delikanlıyı almış değildir. Fakat evlenme akdini yapacaklarına dair nişanlanmışlar, alametlenmişlerdir sözlenmişlerdir. İleride böyle bir işi icra edeceklerine dair. Binaenaleyh bu bir evlilik değildir. Evlilik yapacaklarına dair verilen sözdür. Elbette Müslüman sözünde durur. Yani çok olağanüstü bir şey olmadıkça e, nişanlanmak demek evliliğe gidecek adımı atmak demektir. Ama olur ki bir e, kız tarafından, erkek tarafından olağanüstü bir durum söz konusu olur. Evlilik olmadığı için biz evlenmekten vazgeçtik diyebilirler. Böyle bir durumda tabii karşılıklı olarak eğer birbirlerine bir zarar söz konusu olmuşsa bu zararı telafi etmeye çalışırlar. Bunu tabii uzun uzadıya detayları olabilir ama en temel şey Cenab-ı Allah buyuruyor ki "Vasulhu hayır." Güzellikte birbirlerinden ayrılırlar. Erkek tarafı kız tarafının gönlünü almaya çalışır efendim işte ufak tefek bir takım hediyeler almışsa o hediyeleri geri istemez. Ona tenezzül etmez. Dolayısıyla eğer erkek tarafı e, nişanı bozuyorsa daha toleranslı bir şekilde bozar. Kız tarafı haklı bir gerekçeye dayalı olarak bozuyorsa burada da erkek tarafı yine e, verdiği hediyelere Tekrar sahip olmak için adım atmaz. Mesela bazen oluyor bu Allah muhafaza etsin. Bir delikanlı akıl sağlığı yerinde değil. Şizofren. Bilmem ne hastalığı var. Efendim evlendirelim düzelir. Böyle bir saçmalığa kimse teşebbüs etmemeli. Evlilik bir terapi aracı değil. Evlilik bir tedavi yöntemi değil. Yani kimsenin ne erkeğin kıza ne de kızın erkeğe bu haksızlığı yapma hakkı yok. Ama karşı tarafa söylerseniz yani bizim kızımızda şöyle bir hastalık var. Her şizofreni de aynı şizofreni değil yararlı şizofreniler de var. Zararsız şizofreni hastaları da var. Yani böyle bir durumu var. Karşı taraf bilir. Ona göre kabullenir veya kabullenmez. İşte nişanlılık sürecinde Kız tarafı mesela erkek tarafının çok ciddi psikolojik rahatsızlıkları olduğunu öğrenmiş. Biz bu evliliği hiç başlamadan nişan aşamasında bitirelim diyebilirler. Bu durumda erkek tarafı kalkıp da siz istediğiniz verin bize işte size getirdiğimiz çikolatayı vesaireyi filan diyemez. Çok ayıp şeyler bunlar. Dolayısıyla ne olursa olsun Müslümanlar birbirleri üzerinde Müslümanlık hukukuyla Hak sahibidirler, evliysin, boşanırsın. Çok doğal bir şey. Ama Müslüman olduğun müddetçe, insan olduğu müddetçe birbirimizle olan insani hukukumuzu, İslami hukukumuzu muhafaza etmemiz gerekir. Cenab-ı Allah hepimizi iyilerle karşılaştırsın, iyilikler yapmaya muvaffak etsin. Amin.